Eğer okul açılırsa çoğu öğrenci virüs kapacak. Koronayı okul yaymıyor. Okullarda açılışlarını zaten gördük. Herkes hınca hınçtı. Aramızdan birisinin korona çıkması demek hepimizin korona olması demek. Yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle kapalı kalan okullarda pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime geçildi. Bizler de vatandaşlara yüz yüze eğitimin pandemi sürecini nasıl etkileyeceğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya tabii ki pandemi sürecinde hani koronada bir artış gözlemlenebilir ama daha fazla da eğitimi ertelemenin mantığı yok. Tatil yerleri hep açık. Ben geçen Balıkesir'deydim. Herkes maskesiz bir şekilde gayet de çok rahat dolanıyordu yani. İlk önce tatilden, düğünlerden taviz verirsek daha iyi olur. Eğitim çünkü daha önemli. Bence olumsuz olarak etkiler. Şu an çünkü birçok öğrenci okulların açılmasına hazır değil. Sağlık örgütü hazır değil. Bu koşullarda eğer okul açılırsa çoğu öğrenci virüs kapacak. Ki zaten bu gençler bizim geleceğimiz. Bunları tehlikeye atmamak gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz genç nüfus ülkenin en önemli olayı. Bunları tehlikeye atarsak eğer geleceğimiz de tehlikeye atılmış olur. Bence olumsuz etkiler yani. Yani sizce eğitim online olarak devam ettirilmesi lazım? Evet, online olarak devam ettirilmesi lazım. Ama online olarak da şu andaki online olarak değil. Daha düzenli bir program şeklinde olması lazım. Hatta benim düşündüğüm kadarıyla giriş çıkışların da yasaklanması lazım. Şu an zaten bulunduğumuz bölgede vakalar büyük bir çoğunlukla arttı. Bundan dolayı da özellikle gençlerde de yayılım söz konusu. Mesela benim kardeşim şu an aşı olacak, aşı randevusu alamadı. Hani mesela kardeşim şu an Argıncık sağlığa gidiyor. Abla diyor hani gidiyoruz ortama diyor. Bakıyoruz diyor, herkes diyor maskeli falan ama diyor hani olacak gibi bir şey değil bu onlar şey eğitim diyor, yüz yüze eğitim diyor. O da bu durumdan rahatsız ki zaten çocuklar oyuncak ettiler. Ha okula gidin, hadi geri gelin. Bu koşullarda bu çocuklar nasıl öğrenciler derslere adapte olacak, o da şaşırtıcı. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim, felsefe bölümündeyim. Adnan Menderes'teyim. Ama işte mesela bizimki de normalde Eylül'de açılacak diyorlardı. Şimdi Ekim'e almışlar. Şimdi oraya öğrenciler gitmiş, ev falan tutmuş. Oradakiler de sıkıntıya düştü. Hani manuman oynatıyorlar insanlar ya, başka bir şey değil. Hani bu durumda hangi öğrenci gitmiyorum dese bile devlet bir şey dememesi lazım. Çünkü insan sağlığı burada söz konusu. Dediğim gibi olumsuz etkiler ve çok saçma bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bence bir değişiklik olmaz, bir fark olmaz. Zaten her yer ana baba günü. Kafeler açık, her yer alışveriş merkezleri açık. Okulda çok etkileyecek zannetmiyorum. Peki okulların açılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? İyi oldu. Yüz yüze eğitim ayrı. Uzaktan eğitimde benim de oğlum var. Hiçbir şey anlamadık. İlk senemiz boşa geçti. Yani verdiğim paraya mı acıyayım, çocukların eğitimden geri kaldığına mı acıyayım? Ben bilemiyorum. Saçma sapan bir sistemdi yani. Yani sizce okulların açılması güzel oldu? Bence iyi oldu. Çocuklar zaten evde değiller ki. Bu süreçte benim yetişkin oğlum var. Her gün dışarıda. Ha okula gitmiş, ha dışarıda kafelere gitmiş. Ne farkı var ki? Yani sadece okul, koronayı okul yaymıyor. Ya başka yerlerden kısıtlama yapacaksak başka türlü kısıtlama yapmamız lazım. Bence okulların açılması pandemi sürecini olumsuz etkiler. Çünkü şu an aşılama oranları çok düşük. Yani bir kısım aşıya çok karşıyız, bir kısım aşıyı daha çok olmasını istiyor. Kimisi çok dikkat ediyor, kimisi hiç etmiyor. Okullarda açılışlarını zaten gördük. Herkes hınca hınçtı. Yani önlemler ne derece alındı o da muamma ama. Yani küçük kardeşler olan arkadaşlarım var. Çok da hani iyi olduğunu söylemiyorlar. Ama tabii ki okulların açılmaması da doğru değil. Aslında olumsuz etkiler gibi gözüküyor ama şimdi şöyle de bir durum var. Yani benim yakın çevremde gördüğüm akrabalarım uzaktan eğitimde hiçbir böyle bir ilerleme kaydetme olmadı. Okula giden çocuk yani güya sınıf atladılar. Çocuk sınıfı atladı, dersi işledi, işlemedi. Ben normalde beden eğitimi öğretmeniyim. Yani hadi çocuk şeyi yaptı. Teorik dersleri bir şekilde halletti. Hani halledemiyor da halletti diyelim. Beden eğitimi dersinde yani bu çocuğun fiziksel aktivite olarak herhangi bir şey yapmadığı için psikolojik olarak bunalıma giriyor. Ha bu pozitif olarak etkiler etkilemez. Etkiler illaki yani pozitif olacak yani buna yapacak bir şey yok ama sonuçta bize de bir yani ülkemize aşı geldi. Şu anda yani %60'ı yanlış hatırlamıyorsam yanlış olabilir düzeltin siz onu. %60'ı ikinci dozu oldu diyebiliyorum ben.
İkinci dozu olmuş yani bu kadar kişi. Öğrencilere de zaten bunun zorunluluğu getiriliyor. Öğretmenlere de zorunluluğu getiriyor aşı olan kişi aşı olunması için. Ve bu aşı olmayanlar için de 3 güne bir PCR testi zorunluluğu getiriliyor. Yani hani bunların hepsi olduğu için bence pozitif bir artış olsa bile bunun önüne geçilebilir. Geçilemese de yani bir önceki kadar bu bir zorluk oluşturmaz veya negatif bir durum oluşturmaz. Oluşturuyor olsa bile bence bu gerekli önlemler alınıp eğitim her türlü devam etmeli yani. Yani olumsuz etkileyeceği ortada zaten. Çünkü bir üniversite öğrencisi olarak ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum İstanbul'da. Okullar açılacak, haliyle yurt ya da ev bakmaya başlayacağız. Örnek veriyorum, yurtta kalsam bu süreçte birçok insan benimle beraber konaklayacak. Ya ne olmuş oluyor? İç içe yaşıyoruz. Aramızdan birisinin korona çıkması demek, hepimizin korona olması demek. Yani bu da koronayı olumsuz etkileyecek, bizleri olumsuz etkileyecek. Sonuç olarak korona artacak. Ümidim şu yönde, inşallah okullar açıldıktan birkaç ay sonra yine kapatırız demezler. Çünkü hani ona göre plan yapıyoruz, ona göre bir kendimize güzergah çiziyoruz. Ama geri kapatılması demek, bütün planlarımızın suya batması demek. Bana kadar bebek el temizliğini ne bilecek, mesafe ne bilecek, ondan sonra sosyal mesafe ne bilecek, %100 etkiler.